Adamın biri altına çok düşkünmüş. Biriktirdiği külçe külçe altını evinde dekor olarak kullanıyormuş. Masaların sehpaların üzerine yığdığı altın külçelerine bakmaya doyamazmış. Bir gün tatile gittiğinde evine hırsız girmiş. Hırsızlar evden televizyon, müzik sistemi, bilgisayar gibi bir sürü eşya çalmışlar. Hatta CD'lere kadar ne bulurlarsa almışlar. Fakat altınlar gerçek olsaydı bu kadar göz önünde olmazdı diye düşünerek sahte zannettikleri altınlara dokunmamışlar. Hırsızlar 300 bin dolarlık altınları bırakıp sadece 20 bin dolar değerinde eşya çalmışlar. Bu örnekteki durum tam olarak uymasa da paraya pula düşkün olmayan, korkuyla hareket etmeyen insanların maddi açıdan daha az zarar gördüğü, daha nasipli oldukları söylenebilir. Bu örnekteki adam belki de altının maddi değerini değil, külçelerin görünüşünü seviyordur. Bu bakış açısı farkı altınları kaybetmesine engel olmuş olabilir. Herhangi bir konuda korkuyla hareket etmek, sakınan göze çöp batması durumunu tetikler. Çevirmeye yakalanma korkusuyla trafiğe çıkarsanız, çevirmeye takılırsınız. Mesainizin yoğun geçmesinden endişe ederseniz, mesainiz yoğun geçer. Korku belayı çağırır. Hatta korkuyla, ısrarla bir kötü senaryoya odaklanırsanız, bir yanınız o şeyi yaşamadan rahat etmez. Bu yüzden farkında olmadan o kötü senaryonun gerçek olmasına kendi ellerinizle zemin hazırlarsınız. Çünkü insan nefsi intihara meyillidir. Cesur bir nazarla bakanlar ise bulundukları ortamda kolayca dominant hale gelirler. Onların işleri hep rast gider. Bir şekilde en uygun fiyatlı malı, en uygun daireyi, en hayırlı arkadaşı denk getirirler. Korku paraya ve eşyaya fazla önem vermenin bir sonucu. Korkuya kapılmamak ise maddi şeylere fazla kıymet vermemenin bir göstergesi olduğu için bunun ödülü işlerin rast gitmesi oluyor sanırım. Korkuyla bakmadığında havlayan köpekler susup siner. Köpeklerin iradesi ve zihinsel kapasitesi insanlara göre daha düşük olduğu için korkuya kapılmadığınız sürece çoğunlukla size itaat ederler. Bu köpek fıtratlı insanımsılar için de geçerlidir. İnsanların korkularından beslenen serseri tipler de korkmadığınız sürece size zarar vermeye kolay kolay cesaret edemezler. Özellikle annelerin öğrettiği korkular insan rızkının azalmasına, nasipsiz duruma düşmesine neden olabiliyor. Anneler her zaman çocuklarına daha az riskli görünen yolları kullanmayı öğütlerler. Anneler genelde girişimciliği değil, memuriyeti, dünyayı keşfetmeyi değil, evde uslu uslu oturmayı, farklı kültürlerle değil, kendine en çok benzeyenlerle münasebet kurmayı telkin ederler. Yani anneniz, kendinizi geliştirip sıradanlığı aşmanızı, büyük işler başarmanızı sağlayacak şeylerden uzak tutar sizi. Halbuki başarının ön koşulu, cesur davranıp konfor alanınızdan hızla çıkmaktır.